Beyler, dil balonunda kampanya. 10 lira kilo. Dil balığı 10. Aman melekem kavur balıkları. Aman melekem kavur balıkları. Akşama getireceğim arkadaşları. Başlıyoruz abi, 50 lira verdiler abi. Var mı? 1 geldi abi, 2 geldi, 3 geldi, 4 geldi, 5 geldi, 6 geldi, 7 geldi, 8 geldi, 60 geldi, 1 geldi. 61 yaz Celep restoranı. Buraya 40 lira Bahtiyar abi de. 1 geldi, 2 geldi, 3 geldi, 4 geldi, 5 geldi, 6 geldi. 50 lira geldi Bahtiyar abi de. 51 geldi, 2 geldi, 3 geldi, 5 geldi, 60 geldi. 60, 60 Ada restoranı. 1 geldi, 2 geldi, 3 geldi, 4 geldi, 5 geldi, 6 geldi, 7 geldi, 8 geldi. 48, 48 yaz abi Liman restoranı. 61 diyor. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 diyemedi. Sahi. Evet, yanında yine de 45. Fatih abi 40 lira alışı. 45 Celep. Köşeye de 30 lira veriyorlar. 30, 30. Onu da kameramın arkadaşa yazacağız. Yaz de ya, ne var bunda? Bir mezat yaptık. Herkes aldı balıklarını. Halkta katılabiliyor muyum mezata? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Halktan da katılan oluyor. Şimdi şöyle, bizde hafta sonu halk daha yoğun olduğu için halka hitap eden balığımız aşağıda oluyor. Tamam. Yani nasıl yani? Şimdi üst tarafta genelde A kalite balık. Halk balık restoranları. Balık restoranları buna vuruyorlar. Halk da zaten bunun farkına varıyor. Evet. Çok yüksek. Peki halkımız ne zaman katılabiliyor? Halkımız istediği zaman. Öyle yani şey yok. Ya mesela ben şu anda gelseydim, ben de mesela şimdi beyefendi 90 derken ben 95 de deseydim, bende mi kalacaktı? Tabii, tabii. Tabii ki sendeydi. Hakan'la geziyorum. Daha daha kavuşmaz, insan insana kavuşur derler. Sabahleyin mezattaydık. Şimdi Foça'da tabii ki mezat düzenleniyor. İzmir'in hemen hemen her ilçesinde, tüm sahil kasabalarında olduğu gibi mezat düzenleniyor. Mezata bazen bazı yerlerde kanto deniyor. Burada mezat deniyor, kanto deniyor. Sabahleyin erken saatlerde mezata gidiyorsunuz. Zaten o görüntüleri ekrana getirdik. Sevgili Mehmet arkadaşımla da sabahleyin mezatta rastlaştık. En güzel balıkları aldığını gördük. Ben de dayanamadım. Dedim akşamleyin restoranda onları nasıl pişiriyorsun? Sana ziyarete gideceğim dedim. O da bizi misafir etti. Çok teşekkür ederiz Mehmet'ciğim. Sağ ol, çok teşekkürler. Şimdi Foça deyince tabii ki 3 tane turizm var. Balık turizmi, deniz turizmi ve turizm. Yani insanlar buraya geliyorlar, konaklıyorlar, tatil yapıyorlar. Tabii ki tarım da var. Her şeyi ekrana getiriyoruz Foça ile ilgili. Şimdi balık deyince tabii ki gittik, balık tuttuk, gırgıra çıktık. Balıkçılar arkadaşlarımızla sohbet ettik. Ama şimdi geldik işin restoran bölümüne. Burada restoran işletmeciliği yapıyorsunuz. Biraz bize anlatır mısınız? Foça'da güzel bir yer işletiyorsunuz. İşinizden memnun musunuz? Hangi balıkları pişiriyorsunuz? Hep Foça'nın balıklarını mı misafirinize ikram ediyorsunuz? Biraz bize anlat Kemal'cim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş öncelikle. Biz tabii Foça balığı her zaman ünlüdür biliyorsun. Bir de yoğurtlu balık var buranın. Evet. Yoğurtlu kopez galiba değil mi? Evet. Çok meşhur. Çok meşhur. Siz de yoğurtlu kopez yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Yapıyoruz. Şimdi biz onu bir hanımefendiye yaptırdık program içerisinde. Biraz sonra belki ekrana getireceğiz. Tabii daha önce de çok biliyorsunuz gösterildi burada. Evet. Çok her zaman bulunmayan bir balık. Tabii çok onun için her zaman tabii sipariş üzerine yapılıyor. Evet. Bir de yoğurtlu kopez birazcık hemen öyle 5 dakikada pişen bir yemek değil. Bir yemek değil tabii. Ama buranın tabii barbunu var. Levre yüklü. Barbun çok güzel buranın. Kaya barbunu, kırmızı barbunu. Harika olur ızgara. Çuprası var, levreyi var. Tabii. Bunlar buranın kendi balıkları. Burada kendi çıkan balıklar. Evet. Siz hemen hemen sabahları mezata gidiyorsunuz. Balıklarınızı alıyorsunuz. Sonra akşam hazırlık yapıyorsunuz. Hazırlık yapıyoruz. Tabii akşam biliyorsunuz yaz sezonu kalabalık oluyor Foça. Haftanın 7 günü açıksınız. 7 günü açıyoruz. Müzik de var galiba değil mi? Canlı müzik de yapıyorsunuz zaten. Fasıl mı yapıyorsunuz böyle akşamları değil mi? Akşam fasıl yapıyoruz. Akşamları fasıl. Tabii haftada 4 gün fasıl yapıyoruz. Çarşamba, cuma, cumartesi, pazar. Yani şu anda bizi izleyenler Foça'ya geldiğinde hem fasılı hem balığı hem eğlenceyi bulabilirler. Bir de en güzel tarafı da denize sıfır olmak değil mi? Teknelerin şu anda sallanışını seyrediyoruz. İyot kokusu burnumuza geliyor. Çok çok, çok teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiğiniz için. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Selamlar olsun. Şerefine kalsın, güzün.
arkanla geziyorum.